Hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Yusuf. Bugün sizlerle Clash Royale oynayacağız. Evet, bugün gördüğünüz gibi dev sandık açacağız ve farklı farklı saldırı tekniklerini inceleyeceğiz arkadaşlar. Sizler birlikte şu an gördüğünüz gibi golemli farklı bir deste var arkadaşlar elimde. İlk defa deneyeceğim böyle bir deste. Yok, böyle bir deste denedim fakat birkaç kartı değiştirdim arkadaşlar. Şurada mesela şey vardı, ne vardı? Burada tam hatırlamıyorum. Evet, bu vardı galiba. Bu vardı bir de. Ekstra olarak bir şey vardı ama unuttum şu an. İki tane kartı değiştirdim arkadaşlar. Böyle farklı bir deste hazırladım. İnşallah başarılı bir şekilde sonuçlandırırız. Yani yeneceğimi düşünüyorum ama yenilebiliriz. Yenilirsek farklı farklı askerleri de ekstradan bu orduya dahil edeceğim arkadaşlar. Dev sandığı da taşla bitireceğim. Şu saldırıyı yapalım da. Biraz daha belki taş azalırdı. Çünkü turnuva açacağım arkadaşlar 500 taşlık. Sizin için o yüzden de taş vermedim. Yani taş biraz biriktirelim de bir 500'lük en azından bir turnuva açalım. Evet, şimdi inşallah güzel bir sonuç alırız. Aslında Golem çok dehşet bir kart aslında ama herkes kullanamıyor. Herkesin harcı değil zaten. Şöyle hemen, evet, adam sağlam gelmek istiyor. O zaman biz de şuradan şunu atalım da. Yani yapacak bir şey yok. Ondan sonra şöyle şöyle yapalım. Onlar hayatta durduramaz zaten onu ya. Şöyle yaparsak çarpmayla onlar zaten ölecek. Golemimin canına dokunamadı bile be. Ama golem şimdi orada bir kere ölse hadi. Vuramadı be. Tüh. Neyse, orada bir kişiye defa vuracak galiba. Evet. Fena değil, fena değil. Ya tam istediğim bir şey olmadı ama olsun. Şöyle büyücüyü de şuraya atalım. Bu arada Clash Royale videoları her gün gelmiyor. Bazı günler gelmemezlik yapıyor arkadaşlar. Yani konu bulamıyorum bazen. Bana konu önerirseniz gerçekten mutlu olurum arkadaşlar. Evet, şimdi adam ya gelecek gibi gözüküyor oraya. İyi verecek bir ayarı yani. Bir defa vuracak. Tamam, daha vuramaz. Adam sağdan saldırmayı tercih etti. Ben de soldan saldırıyorum. Yani ben biraz daha öndeyim şu an. Bir tane daha büyücü atalım. Ya golemli saldırı yapmama izin vermedi şu an. Adamın minyonları yani gerçekten çok yüksekmiş. 11 yani. Üf. Benimki daha 8. Yani adamınki 3 seviye daha fazla. Büyücü bile tek atıyor, alamıyor bile. Şu zehir atsak mı artık ya? Şöyle zehir attım ya. Artık yapacak bir şey yok. Ya normalde golemli saldırı yaparken atarsın da. Şunları şurada tutayım. Şöyle bir inşallah çarpma atmaz. Güzel, çarpma atmadın. Şöyle bir madenciyle ve ateş ruhları ile bir saldırı deneyeyim. Deste çok da işlevli bir deste olmazsa bazı askerleri değiştireceğim arkadaşlar yerini. Yani farklı farklı askerler koyacağım. Evet, adam her türlü yandan saldırıyor. Hayır. Adam iki tarafı da almak istedi ya. Tüh. Abi yok, yapamadık. Adam bir kuleyi yıktı zaten ya. Tüh. Alamadık ki. Vallahi alamadık. O zaman destedeki bazı şeyleri değiştireceğiz. Aslında önüne gidiyorduk. Dalgınımıza geldi ya. Tüh. Bir iki tane askeri değiştirmemiz lazım arkadaşlar yerinden. Çünkü bunlar tam uymadı gibi bana. Tamam. Yani video girmeden önce bir tane daha saldırı yaptım. Yine aynı şekilde golem ve desteğiyle yenildim. Yani 60-70 kupa kaybettim artık, yeter yani. Bak, saldırı günlüğünü açayım. Burada 37 kupa kaybetmiştim galiba. Yani sürekli kupa kaybetmeye başladım. 37 kupa burada, 28 kupa burada. Bayağı bir kupa kaybettim bu golemli desteden yüzünden. Neyse. Şimdi hangi desteği askeri değiştirebiliriz ona bakıyorum şu an. Yani madenciyi kaldırabiliriz aslında. Madenciyi kullanmıyoruz ya da zehir de kaldırabiliriz. Onların yerine şunu koyayım. Zehirin yerine onu koyduk. Madencinin yerine ne koyabiliriz? Valkür de olabilir, bu da olabilir. Ya bineceği şu anlık bence ihtiyaç yok diye düşünüyorum. Silahşörüm benim düşük. O yüzden cadı olabilir, cadı.
Ama iksir bedeli de 3.5. Neyse, idare eder, idare eder. Böyle bir şey deneyelim arkadaşlar. Olmazsa da artık daha golemi bırakacağım artık. Yani farklı farklı desteler var. Ondan sonra da zaten bir dev sanda kaçacağız. Benim barbarımın 10 seviye olmasına da çok az kaldı arkadaşlar. Sadece bir kart kaldı. İnşallah biraz da barbar verir bizim. Sadece bir kart kaldı. Bir kart. Hadi bakalım. 10 seviye bir adam geldi ya. Abi bir deste deniyoruz. Niye güçlü adam getiriyorsun karşımıza? Bak madencim olsaydı ne güzel oraya atardım. Madencim olsa böyle bir rakip gelmez bana ya. Yazıktır, günahtır, müdür ya. Vallahi böyle bir şey kabul etmiyorum ben. Ne yapacaksın oraya? Hadi onu öldür. Öldüremedi ama olsun. Hayatta alamazsın be golüm. Hayatta alamazsın orayı. Şöyle de çarpmamı atarım. Evet, şöyle de bir saldırı yaparım ama bütün iksiri harcadık. Ama destede şunu fark ettim. Deste sürekli yenilenen bir deste. Bazı askerlerin kart ortalamaları, yani iksir ortalamaları yüksek ama bazılarınki bayağı bir düşük olduğu için zaten ortalamayı onlar düşürüyor. Yani golem, cadı, madı falan bunlar yüksek tutuyor yani. Ya abi yapmayın şunu bana ya. Niye böyle yapıyorsun ki, ben anlamadım. İki tane şey dizdi adam. Toplayıcı dizdi. Neyse. Şimdi. Aslında büyücüyü mü çıkartsaydım ya desteten. Şimdi sol tarafa gidecek. Sol tarafa giderken de okçularım onu alacak. Sonra goleme vuracak. Abi sen niye okçularımı alıyorsun ki? Amacın neydi ki şimdi? Hadi arkasına da bir cadı deneyelim bakalım. Sonra çarpmamız var elimizde. Bak ya, bak gitti oraya, ne attı. Heh, cadı ölmedi, çok güzel. Cadı ölmemesi gerçekten çok güzel oldu da adam onu bir şekilde öldürdü. Neyse, yani bir 900'e falan indirdik. Gerçekten çok güzel oldu bu. Yani golemi bir şekilde kullanmamız lazım artık. Çünkü golem de yani birkaç şeyini yükselttiler arkadaşlar. Golemin de etkisini yükselttiler. Adamın hala iki toplayıcısı var, adam önde gibi yani bu konuda. Pagasto diyor bana. Ama siz şu an sesini duymuyorsunuz. Abi yapma şunu ya, yapma şunu, evet. Tamam, şimdi yine golemli bir şekilde saldırmayı planlıyorum. Artık taslamasın yani herif. Oha! Hadi bakalım, hadi. Olacak gibi, olacak gibi, hadi. Vallahi oluyor gibi. Tamam, durduramaz orayı daha ya, durduramaz. İmkansız, imkansız. Ölünce patlayacak zaten, evet, çok güzel. Şöyle bir donduralım orayı. Abi hadi hadi, almak istiyorum bu maçı ya. Şu golemle bir tane almak istiyorum ya. Hadi. Bir iki defa aldığım oldu ama farklı bir desteğiyle almıştım onun. Şöyle bir çarpma atalım. Sonra bir tane daha çarpma atınca zaten gidecek orası. Abi elime çarpma gelmesini beklemem lazım. Evet, hemen çarpma geldi. Adam şu an zaten biliyor yenileceğini ve yendik arkadaşlar. Evet. Sonunda golemli bir desteğiyle birisini yendik arkadaşlar. Şimdi de sandığımızı açalım bakalım ne çıkacak. Ben merak ediyorum açıkçası ama fazla güzel bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Ahmet abiye dev sandıktan efsane bir kart çıkmış. İnşallah bana da bir efsane bir patlatır şu Supercell. Hadi bakalım, bismillah. Hadi bakalım. 1617 altın. Bu arada şans azalıyor. Şu an saati de gördüğünüz, saat 3.50 geçiyor. Şöyle bakalım. Destansı verdim. Abi destansı niye veriyorsun ki? Hadi barbar ver. Abi açtığım en dandik sandıktı ya. En dandik sandıktı be. Şu ana kadar açtığım en dandik sandıktı abi. Ben bu kadar dandik bir sandık açmadım ya. Yok yani. Neyse, şu orduyla da bir tane savaş yapalım da bölümü sonlandıralım arkadaşlar. Yani hayatımda açtığım en dandik sandık. Dondurmayı kullanmıyorum. Barbar kulübesini kullanmıyorum. Bir de neydi? Şövalye verdi. Şövalyeyi de kullanmıyorum. Üçünü de kullanmıyorum. Ha bir altın. O yani.
Verdiğimiz elmasa değmez be. Vallahi verdiğimiz elmasa değmez. Şimdi şu dev iskelet şu şekilde bir kantılamayı planlıyorum. Tamam, prenses de orada gitmesi gerçekten çok komik oldu. Tamam, barbarlar ölmeyecek. Amacım buydu. Asıl amacım buydu işte. Dev iskeleti bu şekilde kantalamak gerçekten çok iyi oluyor. Şöyle bir deneyelim bir de. Oo. Hacı abi yapma şöyle şeyler. Vallahi adam sol taraftan biraz canımızı yiyecek. Hem de ne yiyecek yani? Bayağı bir iyi yedi yani. Şuraya baksana abi, ölmek bilmiyorlar. Ölmek bilmiyorlar. Vallahi adam canımıza kıydı ya. Neyse. Şimdi biraz bekleyelim arkadaşlar. Elimde kantılacak kart yoktu orada. Çok kötü oldu o olay. Neyse. Adam da 10 seviyeymiş ya. Sürekli 10 seviye rakip geliyor karşıma buradan. Adam bir tanesi yazmış ki senin neydi? Senin seviyendeki bir adamın efsanevi arenada olması gerekiyor diyor. Ya 9 level'ım ya. Ya bir de ben 9 level'ın başlarındayım yani. Efsanevi arenada olmam gerekmiyor yani. Sonuçta benim burada adamlar 10 seviye olmasına rağmen benden aşağı kupalarda olanlar bile var. Yalan mı? Yalansa yalan deyin bana. Hadi bakayım. Şöyle bir saldırı daha yapalım arkadaşlar. Yani açıkçası yani çok da kötü oynadığımı zannetmiyorum ama olmadı mı olmuyor birader. Rakip maçtan ayrıldı bak. Adam bizden korktu yani, 10 seviye adam bizden korktu ve kaçtı. Ya abi buna proluk deniyor tabii. Buna proluk deniyor. Yani ben onu söyleyeyim size. Şöyle. 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 At 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 at. Ya abicim işte bunlar proluk. Yani bunu herkes yapamaz. Bunu sadece benim gibi pro insanlar yapabiliyor. Yani öyle çok yapan görmedim arkadaşlar. Bir benim gibi böyle insanlar yapabiliyor sadece. Bu arada şaka yapıyorum arkadaşlar. Gece gece böyle değişik değişik espriler patlatıyorum. Tabi buna espri olarak anlamayanlar da var, bilmiyorum yani. Ama bu söylediklerim yani dalga geçme amaçlı, yani troll amaçlı söylüyorum arkadaşlar. Yine yanlış anlaşılma olmasın. Bazıkiler diyor, lan sen neyin kafasındasın, sen oynamayan bile olan gibisinden böyle yorumlar bile geldi oldu arkadaşlar sırf bu konuşmam yüzünden. Tabi şakasını yaptığımı bilmiyorlar tabi. Bu arada 11.400 altınımız birikmiş. 8.000'ini zaten barbarı yükseltmeye vereceğim arkadaşlar. Sadece bir şey kaldı. Bir tane barbar kaldı. Bir tane daha barbar gelince bunu da 10 yapacağım. Okçu ve barbarımız 10 olmuş olacak. Sonra da şu topu yükseltebiliriz belki de, bilmiyorum. Valkür'ü de yükseltebiliriz. Biniciyi de yükseltebiliriz. Fark etmez. Evet, bu bölümün de burada sonuna geldik arkadaşlar. Daha fazla Clash Royale videoları gelmesini istiyorsanız like atarak bunu sağlayabilirsiniz. Ve hala kanalıma abone değilseniz sol aşağıda bulunan kırmızı butona basarak kanalıma abone olabilirsiniz. Böylece her attığım yeni videodan da haberdar olabilirsiniz. Herkese iyi günler.